Merhaba arkadaşlar, Atlas Akademi'ye hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım, görüşmeyeli. Gördüğünüz gibi bugün Unit 7, yani 7. üniteyi birlikte göreceğiz. Ünitemizin adı Turizm Ünitesi, hepinizin bildiği gibi, yani Turizm Ünitesi arkadaşlar. Ne yapacağız bu ünitede? Bol bol kültürleneceğiz arkadaşlar. Hem kendi ülkemize ait kültürel yerleri, kültürel mekanları öğreneceğiz. Hem de başka ülkelerin belli başlı kültürel yerlerini öğreneceğiz. Bugün bölüm 1 ile birlikteyiz arkadaşlar. Bunun bir de bölüm 2'si olacak elbette. Çok fazla uzatmamak adına biliyorsunuz bölümleri ayırıyoruz. Evet, dilerseniz başlayalım. Arkadaşlar, Upturn kitabımızda Tourist Attractions diye bir kelime geçiyor. Tourist Attractions, turist çeken yerler demektir. Ya da biz bunu daha da kısaltıp turistik yerler de diyebiliriz tabii ki de. Şimdi ben onların listesini sizlere sunmak istiyorum. Birlikte beraber. Öncelikli olarak ülkemizdeki belli başlı kültürel yerlerle başlayarak dünya üzerindeki bazı attractionları öğrenelim diyorum. Evet, başlayalım. Biliyorsunuz arkadaşlar, The Hagia Sophia Museum. Yani arkadaşlar, bunun hacı ile bir alakası yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Ayasofya Müzesi arkadaşlar. Evet, Ayasofya Müzesi'nin nerede olduğu ile ilgili hemen küçük bir bilgi var burada. İstanbul, Turkey. Şimdi bu noktada arkadaşlar şöyle bir soru karşımıza çıkabilir. Mesela Where is işte The Hagia Sophia Museum. Yani Ayasofya Müzesi nerededir? The Hagia Sophia Museum is in İstanbul, Turkey şeklinde cevap verebiliriz arkadaşlar. Evet, biliyorsunuzdur. İsterseniz birazcık da bu konuda biraz sohbet edelim. Ayasofya Müzesi arkadaşlar daha önceden katedraldi. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesiyle birlikte camiye dönüştürülmüş bir yerdir. Ancak ibadete açılmamış bir yerdir camiye dönüştürülmesine rağmen. Böyle bir diplomatik bir sorun vardır arkadaşlar. Hatta ülkemizdeki insanlar Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılmasını beklemekte, öyle değil mi? Evet, devam edelim isterseniz. Hepimizin bildiği, gördüğünüz gibi The Grand Bazaar arkadaşlar. Evet. Bu da kapalı çarşı arkadaşlar. Biliyorsunuzdur mutlaka. Nerededir The Grand Bazaar? In İstanbul, Turkey. Devam edelim. The Blue Mosque. Evet arkadaşlar, şimdi bu kelimeleri birebir çeviri yaptığımız zaman Mavi Cami gibi bir şey çıkıyor ortaya. Ama aslında The Blue Mosque'ın Türkçesi Sultanahmet Camii'dir arkadaşlar. İstanbul'da Sultanahmet Camisi'dir. Peki neden The Blue Mosque denmiş? Şu sebepten dolayı arkadaşlar, içerisindeki çiniler o kadar etkileyici ve büyüleyici ki turistler böyle bir isim vermişler. Mavi Cami şeklinde isim vermişler Sultanahmet Camisi'ne. Devam edelim arkadaşlar. Birazcık dünyaya açılalım isterseniz. Yes, gördüğünüz gibi Eiffel Tower arkadaşlar. Yani yazılışından da belli olduğu üzere Eiffel Kulesi. Yes, the Eiffel Tower is in Paris, France. Yani nerededir arkadaşlar? Fransa'dadır biliyorsunuz Eiffel Kulesi. Ve demirden yapılmış bir kule olmasıyla ünlüdür. Devam edelim. The Tower Bridge. The Tower Bridge is in London, the UK. Bunun önüne the da getiriyoruz. Şimdi burada UK nedir diyen arkadaşlar olacak belki de. Hemen açılımını yapmak istiyorum. The United Kingdom'dır arkadaşlar açılımı. Yani Birleşik Krallık demektir. Neresidir Birleşik Krallık? Tabii ki de England'dır. Yani İngiltere'dir arkadaşlar. Ve Türkçesi de Tower Bridge'in nedir? Kule köprüsü şeklinde çevrilebilir. Thames Nehri üzerindedir ve açılır kapanır bir köprü olmasıyla da ünlüdür diyerek devam ediyoruz. Geldik The Statue of Liberty. Arkadaşlar bu bayağı bilinen bir turistik attractionımızdır bence. Nedir Türkçesi? Tabii ki de özgürlük heykelidir. And the Statue of Liberty is in New York, the USA. Şimdi USA'yı UK'ye göre daha çok kişinin bildiğini düşünüyorum. Bu da elbette ki bir kısaltma. Kısaltılması da the United, gene United kelimesiyle açıyoruz. U'yu States of America, yani
Amerika Birleşik Devletleri demektir arkadaşlar. The USA. Zaten bunun açılımını da Türkçe olarak yaptığımızda ABD şeklinde çeviriyoruz, öyle değil mi? Evet, devam ediyorum. The Kremlin Palace and Red Square. Arkadaşlar, Kremlin Palace Kremlin sarayıdır. Red Square ise Kızıl Meydan'dır. Zaten Kremlin sarayının hemen önünde olan bir meydandır. Kızıl Meydan'da. Şu şekilde söyleyelim onu da. The Kremlin Palace and Red Square is in Moscow, Russia. Evet. Devam edelim. The Great Pyramid arkadaşlar. Buna Keops piramidi de deniliyor. Mısır'da Giza'dadır The Great Pyramid ve oradaki 3 piramitten en eskisi ve en büyüğüdür. Yani bu resimdeki sanırım şu piramit The Great Pyramid'tir arkadaşlar. Evet, devam edelim isterseniz. Big Ben. Arkadaşlar, Big Ben de aslında şu şekilde de karşımıza çıkabilir. Clock Tower, yani göründüğü üzere, görselden de göründüğü üzere bu bir aslında saat kulesidir arkadaşlar. İsmi Big Ben'e dönüşmüştür. Niye? Çünkü bu saat kulesindeki çanın adı aslında Big Ben'dir ama daha sonradan halk ona zamanla Big Ben demeye başlamıştır. Clock Tower ismini kaybetmiştir. Yani o isimle çok fazla kullanılmamaktadır. Yes, Big Ben is in London, the UK. Yani Londra'dadır gene. Yes, let's go on. Niagara Falls. Evet arkadaşlar, anlaşıldığı üzere Niagara şelaleleri. Buradaki falls bazen karşınıza waterfalls şeklinde de gelebilir. Yani nedir zaten falls'un anlamı? Normalde fall fiil anlamıyla düşmek demektir. İsim anlamında şelale anlamına gelmektedir. Ve şöyle bir durumu var Niagara Falls'un. Nerededir derseniz Amerika'ya göre cevapladığımız zaman it is in The Canadian border of the USA diyebiliriz. Yani Amerika'nın Kanada sınırındadır. Border sınır demektir. Kanada sınırındadır diyebiliriz. Ancak Niagara şelalelerinin bir kısmı da Kanada'ya doğru dökülmekte arkadaşlar. Yani aslında 1950 yılında olması lazım. Amerika ve Kanada'nın Ontario eyaleti aralarında Niagara şelalesini paylaşıyorlar ve iki ülkeye de ait oluyor. Yes, Taj Mahal. Arkadaşlar, Taj Mahal de biliyorsunuzdur dünyanın yeni 7 harikası seçilmiştir. Ve biliyorsunuzdur muhtemelen Şah Cihan vefat eden eşi için yaptırıyor Taj Mahal'i. Ve çok görkemli bir yapı, tam 20 yılda yapılıyor. Ve yapılışı esnasında Türk mimarlardan da gidenler oluyor. O yüzden mimarisinde Türk esintileri olmaktadır Taj Mahal'in ve çok fazla turist çeken bir yerdir. Nerededir Taj Mahal? Where is Taj Mahal? Taj Mahal is in Agra, India. Yani Hindistan'dadır arkadaşlar. Bilenler bilmeyenlere duyursun diyoruz. Aslında bunları hep bilmemiz gerekiyor, öyle değil mi? Yani bize ait olmasa bile dünyanın sayılı belli başlı tourist attractionları bunlar. Evet, devam etmek istiyorum. The London Eye'la. Burada resimde gördüğünüz, belki anlayamıyor da olabilirsiniz görselden. Ben hemen söylemek istiyorum. Bu bir Ferris Wheel'dır arkadaşlar. Nedir Ferris Wheel diyeceksiniz. Dönme dolap demektir. Ferris Wheel. Yani burada gördüğünüz, evet, bildiğiniz röportajlarda gördüğünüz dönme dolaplardan, ancak şöyle bir özelliği var. Tabii ki de The London Eye is in London, England diyorum önce, yani Londra gözü diye çeviririz bunu Türkçe ama aslında bu bir dönme dolap. Londra İngiltere'dedir ve tam 135 metre yüksekliğinde arkadaşlar bu gördüğünüz dönme dolap Avrupa'daki en büyük dönme dolaptır. Yani panayırlarda gördüğünüz dönme dolaplarla pek bir ilgisi yok. O yüzden ekstra bir özelliği var. O yüzden dünya çapında tanınan bir attraction diyebiliriz. Yes. The Great Wall of China. Evet arkadaşlar, Çinlilerin Türklerden, Hun Türklerinden ne kadar korktuğunun göstergesi olan bir yapıdır. The Great Wall of China. Yani arkadaşlar, nedir? Hepimiz biliyoruz. Çin Seddi. Çin Seddi arkadaşlar bence muhteşem bir yapı. Tam 5000 kilometre, yıkılan yerleriyle hatta daha uzun olduğunu söylüyorlar. Tam 5000 kilometre uzunluğunda ve sanırım 5-10 metre yüksekliğinde falan. Ve uzaydan görülen tek insan yapımı bir şey. Hani bir nehir gibi, bir dere gibi görünmesine rağmen sonuçta görünüyor yani.
Ne yapmışlar? Hunlara karşı kendilerini savunmak için yapmışlar Çinler bunu arkadaşlar. Hun Türklerine karşı. Aynı zamanda savaşlarda aldıkları esirleri falan da çalıştırmışlar buralarda ve ülkelerinden kimsenin kaçmamasını falan engellemişler. Neyse çok fazla uzatmak istemiyorum. Benim çok ilgimi çekiyor aslında Çin Seddi ama evet bu şekilde arkadaşlar. The Great Wall of China is in China diyoruz tabii ki de ve şöyle bir mesaj veriyoruz. Tüm dünya korksun Türklerden arkadaşlar, öyle değil mi? Evet, devam edelim. The Tower of Pisa. Yes arkadaşlar. Yes arkadaşlar da neyse. Neyse devam edelim. Evet arkadaşlar. Pisa Kulesi bu da. Bu da meşhur bir kuledir. Burada gördüğünüz gibi hafif eğimli bir kuledir arkadaşlar Pisa Kulesi. And it is in Rome, Italy. Yani Roma'da, İtalya'dadır arkadaşlar, Roma şehrinde. Ve bitirildikten sonra eğilmeye başlamış bir kuledir bu. Zemininde yumuşak bir zemin olduğu için çökme olmuş ve zaman zaman yıkılma aşamasına da gelen bu kule, yani çok yüklü miktarda paralar harcanarak tekrar kurtarılmış diyorum arkadaşlar. Ve son olarak Arabiya, yani Dubai'deki arkadaşlar, Burj Dubai'yi sizlere göstermek istiyorum. Çok özür diliyorum çünkü telaffuzunda bir hata yapıyor olabilirim. Araştırmama rağmen nasıl okunduğunu bulamadım. Gidip de görmediğimiz için bilmiyoruz maalesef. Aslında uzun şekli Burj Al Arab şeklinde de, Arab şeklinde de söyleniyor. Bu bir hoteldir arkadaşlar. It's a hotel. And Burj Dubai is in Dubai, the United Arab Emirates. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nde olan bir otel. Niye bu kadar ünlü? Çünkü Seven Stars. Yani dünyadaki ilk 7 yıldızlı otel, artık ne koymuşlar da yıldızları artmış bilmiyorum bu otele, ama aynı zamanda Yelken Otel falan diye anılan 70 katlı bir bina ve arkadaşlar 800 küsur metre olması lazım. 800 küsur metre yüksekliğinde. Ve the özelliği de şu: tallest man-made, testlerde böyle karşınıza çıkabilir, structure'dır. Yani el yapımı, insan yapımı diyelim. Man-made'e insan yapımı ya da el yapımı da diyebiliriz. İnsan yapımı en uzun binadır arkadaşlar. Burj Al Arab. Evet, devam edelim isterseniz. Şimdi bütün bunları konuştuktan sonra size bu dersimizin sorusunu sormak istiyorum. Evet. Which places do you prefer visiting? Arkadaşlar, Upturn kitabımız prefer'ı unutamıyor. Woodrader'ı da unutamıyor. O yüzden sık sık bize hatırlatmak istiyorlar. Herhalde çıkacak TEOG'da, öyle gibi görünüyor. Ne soruyor bu soru? Artık hepimiz biliyoruz diye düşünüyorum. Place'in belki anlamıyla ilgili bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Yer demektir arkadaşlar, ya da mekan diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Diyoruz ki burada, hangi mekanları ziyaret etmeyi tercih edersiniz? Ya da Woodrader'la sormak istiyorsak yine aynı soru. Türkçe'ye aynı şekilde çevrilir. Aralarındaki tek fark, hemen şuraya odaklanmanızı istiyorum. Aralarındaki tek fark, prefer'den sonra fiilimize ing gelmesi, rather'dan sonra fiilimizin yalın halde kalmasıdır. Bunları zaten konuşmuştuk arkadaşlar. Evet, bu soruyu sorduktan sonra size, yani hangi yerleri ziyaret etmeyi tercih edersin diye sorduktan sonra şu sıfatları bir göstermek istiyorum. Çünkü birazdan bunları kullanacağız bu sorulara cevap verirken. Evet, bakalım. Historic arkadaşlar, tarihi demektir. Ancient, antika anlamında da kullanılıyor. Gene aynı şekilde tarihi anlamında, eski anlamında da kullanılıyor. Bu noktada old sıfatını da vermek istiyorum. Old'un da eski anlamı vardır. Elbette yaşlı anlamı da vardır. Şimdi bazı diyor ki, o yaşlı anlamı da var işte falan filan söylemediniz. Arkadaşlar, bu ünitemizde old yaşlı anlamıyla değil, eski anlamıyla kullanıyor. Hemen notumu geçeyim. Devam edelim. Modern, göründüğü üzere modern demektir. Fantastic, fantastik demektir. Hemen şöyle biraz kaydırmak istiyorum. Multicultural, yani kültürel, nasıl diyeyim, multicultural, kültürler arası, çok kültürlü. Heh, tamam, tam sözcüğü buldum arkadaşlar. Çok kültürlü demektir multicultural. Interesting, ilginç demektir. Bir önceki günde de konuştuk. Incredible, inanılmaz. Bu noktada hemen amazing'e de bakalım. Amazing de arkadaşlar inanılmaz demektir. Lovely, sevimli. Sevecen anlamında da kullanılıyor. Fascinating. Bakın yanlış okumuyorum. Fascinating arkadaşlar, büyüleyici, etkileyici demektir. Spectacular. Bu da arkadaşlar gene büyüleyici anlamında kullanılabiliyor.
Bununla gene eş anlamlı magnificent'ı göstermek istiyorum size. Bunlar birlikte kullanılabilirler. Şöyle. Evet. Devam edelim. Attractive, ilgi çekici, dikkat çekici demektir. Relaxing, rahatlatıcı. Convenient, uygun ya da elverişli, rahat falan anlamlarında kullanılabiliyor. Unique ise arkadaşlar eşsiz demektir, tek demektir. Ben biliyorum ki siz buradaki kelimelerden birçoğunu zaten daha önceden biliyordunuz. Düzenli çalışanlar tabii ki. Düzenli çalışmayanlar bu da mı vardı diyordur. Arkadaşlar kelime çalışmaya çok dikkat edin. En başından beri söylüyorum, çok önemli. Evet, az önceki sorularımızı hemen hatırlayalım. Ne demiştik? Which places do you prefer visiting? Ya da which places would you rather visit? Hangi yerleri tercih etmek ziyaret etmeyi tercih edersin de Türkçelere. Evet, birkaç tane cevapla sizi ben maruz bırakmak istiyorum. Ve bu cevaplar üzerinden bazı sıfat kullanımlarını göstereceğim. İlk cevabımız, I prefer visiting the Great Wall of China because it's a very long and fantastic structure. Also China is full of other historic sites. Şimdi bu noktada incelememiz gereken yeni kelimelerimiz şöyle gibi görünüyor, evet. Ne diyor arkadaşlar? Great Wall of China, Çin Seddi'ni ziyaret etmeyi tercih ederim. Çünkü o çok uzun ve güzel, hoş, fantastik, güzel ya da hoş şeklinde çevrilebilir. Hoş bir yapıdır, structure. Also ayrıca Çin diğer tarihi yerlerle doludur diyor. Başka tarihi yerlerle de doludur diyor bize. Bir sonraki cevabımıza bakalım. I would rather visit the Statue of Liberty because the USA is the country of freedom. Evet, buradaki kişi de neyi tercih ediyor arkadaşlar? Özgürlük heykelini ziyaret etmeyi tercih ediyor. Çünkü Amerika özgürlüklerin ülkesidir. Öyle bir efsane mit var ya, özgürlüklerin ülkesi Amerika diye. İşte bu cevabı veren de böyle düşünüyor olsa gerek. Devam ediyorum. I prefer visiting Niagara Falls because I love natural places. Evet, burada da şu kelimeye odaklanalım. Doğal yerler demektir. Nereyi ziyaret etmeyi tercih ediyormuş? Niagara şelalelerini. Çünkü doğal yerleri seviyormuş. Evet, devam edelim. Burada she ile kullanımına biraz dikkat çekmek istedim arkadaşlar. She'den sonra biliyorsunuz prefer'e s takısı gelir. She prefers interesting places, so she thinks the London Eye is fascinating. Ne tercih edermiş? İlginç mekanları, ilginç yerleri tercih edermiş. Bu yüzden Londra gözünün, yani dönme dolabın büyüleyici olduğunu düşünürmüş. Bu düşünmek nereden geldi? Think'ten geldi. Arkadaşlar s takılarına dikkat. Present simple tense'de she'den, he'den, it'ten sonra s takısı gelirdi. Devam ediyorum arkadaşlar. Son slaytımla, I would rather visit the Great Pyramid because Egypt is a historical country. Neyi tercih ederim? Büyük piramidi ziyaret etmeyi tercih ederim. Çünkü Mısır, Egypt nedir? Tarihi bir ülkedir demişiz burada. Evet, son cevabımız, I love ancient structure. Ben tarihi eski bina yapıları severim. So I prefer the Tower Bridge. Bu yüzden neyi tercih ederim? Kule köprüsünü tercih ederim diyor buradaki şahıs. Evet arkadaşlar, durum böyle. Şimdiye kadar neleri gördük? Prefer ve would rather'ı nelerle harmanladık? Tarihi mekanlarla, daha doğrusu tourist attractions'larla harmanladık. Yani turistik yerlerle harmanlayıp neden onları ziyaret etmek istediğimizi söyledik. Yeni sıfatlarımızı da kullanarak. Ayrıca dünya üzerindeki bilindik belli kült yapıların İngilizcelerini görmüş olduk ve nerelerde olduğunu görmüş olduk. Yani kısacası kültürlendiğimizi düşünüyorum. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Bölüm 2'de görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.